Olacak. MHP lideri Devlet Bahçeli bugün Aydın'dan sonra Muğla'lı vatandaşlarla bir araya gelecek. Seçimlere de çok az bir süre kaldı. 14 Mayıs 2023'te Türk milleti sandığa gidecek ve kararını verecek. Aslında hemen hatırlatalım. Milliyetçi Hareket Partisi'nin de geçtiğimiz günlerde milletvekili kesin aday listesi de açıklandı ve Muğla'da oldukça önemli ve bir o kadar da dikkat çekici isimler vardı. O isimlerden bir tanesi Milliyetçi Hareket Partisi Muğla milletvekili adayı Mevlüt Kiriş yayın konuğumuz. Efendim merhabalar, yayınımıza merhabalar, hoş geldiniz. Merhabalar, ben Gültürk ekibi olarak Muğla'mıza, Yörük memleketine hoş geldiniz. İsmim Mevlüt Kiriş, Milliyetçi Hareket Partimizin 3. sıra milletvekili adayım. Veteriner hekimim, Milas Yörük Türkmen Kültür Derneği'nde başkanıyım. 2 dönemdir ilçemde Milas'ta belediye meclis üyesi olarak görev yaptım. Ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin 100. yılında gururla, özlemle, hasretle tekrardan Muğla'mızdaki vekillerimizi inşallah genel başkanımıza yoldaş olarak göndereceğiz. Onlara, onun yanında hizmet etmeye gayretle çabalıyoruz. Saha çalışmalarımız gayet güzel, başarılı. Kısa zamanda çok iş başardık. Başarmaya da devam ediyoruz. Bugün inşallah bugün genel başkanımızın mitinginde de bunu göreceğiz. Bizler sahada her anlamda koşturuyoruz. Köyünden, mahallesine, ev çalışmalarından, hasta ziyaretlerine, sivil toplum örgütlerine, herkese ulaşmaya çalışıyoruz. Onlarla bir arada olmaya çalışıyoruz. Çünkü bu dönem 100. yılda mecliste büyük bir çoğunlukla Milliyetçi Hareket Partisi'nin bayrağı dalgalanmalı. Bunu Türk milleti olarak buradan sözünü veriyoruz ve çalışmalara da gayretle destekliyoruz. Dediğimiz gibi kısa zaman, çok az bir kısa zaman kaldı ve inşallah buradan vekillerimizi de Ankara'ya göndereceğiz. Peki efendim, 14 Mayıs seçimleri sizce neden önemli? Biraz önce ufak da olsa bahsetmiştim. Türk milletinin yeniden şahlanması ve Turan Birliği'nin, Türk Birliği'nin tekrar kurulması için önemli ve varoluş ya da yok oluş anlamında önemli bir nokta. Diyor MHP lideri Devlet Bahçeli, Türkiye'yi büyütenlerle Türkiye'yi satanların hesaplaşacağı bir seçim olacak 14 Mayıs. Genel başkanımız her konuda haklı çıktığı gibi maalesef keşke bunlar da çıkmasa diyoruz ama sahada bizim gözlemlediklerimiz, diğer siyasi partililerin ve Millet İttifakı'nın ortakları, görünmeyen gizli ortakları maalesef televizyonda, internet ortamında ve maalesef ki Yörük memleketi Muğla gibi bir yerde de bunu gözlemliyoruz. Ve paydaşlarına baktığımızda hepsi bir araya nasıl geldiğini ve bu yüce millet bunun da hesabını 14 Mayıs'taki seçimlerde sandıkta soracak. Üzülüyorum çünkü Cumhuriyet'in 100. yılındayız. Tırnaklarımızla yok olmuş bir vatandaş, Türk milleti tekrar canlandı, büyüdü ve bu büyüklüğü maalesef dış güçler baltalamaya çalışıyorlar, engel olmaya çalışıyorlar. Hadi onların derdini anladık. Onlar zaten Osmanlı Devleti'nden, Cumhuriyet'in kurulduğu dönemden bugüne kadar zaten düşmanımız. Bunu biliyoruz. Ancak bizim içimizde, bizle beraber yol yürümüş, bizim gibi düşündüğünü sandığımız maalesef vatandaşlar, bizim partimizde görev almış yani dostum arkadaşım diyemiyorum onlara üzülüyorum. Bizim içimizde hain yetiştirmişiz, onlar için üzülüyorum. Ancak bu dönem yine büyük bir başarıyla hem Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanlığını kazanacak, hem de Milliyetçi Hareket Partisi büyük bir çoğunlukla mecliste yerini alacak. Bunun için ümitliyiz, umutluyuz, gayretliyiz, çabalıyoruz. Ve sahada işimizi, gücümüzü bıraktık. Vatandaşlara tek tek dokunarak derdimizi anlatmanın peşindeyiz. Ve bir başarıyla, zaferle de bunu 14 Mayıs'ta inşallah sahalarda sandıktan çıktığımızda göreceğiz. Teşekkür ediyoruz. Peki efendim, adaylığınız da hayırlı uğurlu olsun. Başarılar dileriz. Sağ olun efendim. Bu fırsatı da bize verdiğiniz için sizlere, Bengü Türk ekibine çok teşekkür ediyoruz. Muğlalılardan
Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne ve Milliyetçi Hareket Partisi'ne sahip çıkmasını istiyoruz. Çünkü burası Yörük memleketi. Yörükler her zaman için vatanına, milletine, bayrağına sahip çıkmış insanlardır. Bu dönemde de inşallah bunu özveriyle göstereceklerdir. Allah hepsinden razı olsun. Onlara hasretle selamlıyorum. Teşekkür ediyorum şimdiden sandıkta bizlere oy verecek bütün Muğlalı hemşerilerimize. Teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Sağ olun. Evet, Milliyetçi Hareket Partisi Muğla Milletvekili adayı Sayın Mevlüt Kiriş yayın konuğum oldu diyelim ve sözü bir kez daha sizlere bırakın.